Bilinçaltı hakkında. Yaşadığımız duyguların ve içine düşmüş olduğumuz durumların, gün içindeki davranışlarımızın çoğu bilinçaltımızın denetimi altında gerçekleşiyor. Hayatımız süresince edindiğimiz alışkanlıklarımızın tümü daima bilinçaltımıza kaydediliyor. Araba kullanmayı öğrenmek, bir müzik enstrümanı çalmak ya da bir bebeğin yürümeyi öğrenmesi bilinçaltının yardımıyla gerçekleşiyor. Bu eylemler bizim tarafımızdan alışkanlık haline geldikten sonra bilinçaltı bunları her zaman otomatik şekilde yapmaya başlıyor. Misal, bisiklete binmeyi öğrendiniz. Defalarca kere bisiklete bindikten sonra artık bisiklete binerken yaptığımız hareketlerin birçoğu bilinçaltının emirleriyle otomatik hale geliyor. İyi haber, bilinçaltınızın nasıl bir yer olduğunun farkına vardığınızda onu yönlendirebilmeniz kendi elinizde. Bilinçaltı nedir? Bilinçli beynimiz yaşamak istediklerimizi ortaya koysa bile biz farkında olmadan yaşamamızı yönlendirebilen bir de bilinçaltımız var. Bilinçaltı beynimizin farkında olmadığı kısmıdır. Diğer bir ifadeyle hafıza depomuzdur. Bilinçaltımız daima vücudumuzdaki birçok faaliyetin otomatik ve düzenli biçimde işlemesini sağlıyor. Endişe duygusu, suçluluk, kapana kısılmışlık, çaresizlik gibi olumsuz negatif duygular bilinçaltımızdaki mevcut inanç kalıplarıyla birleşiyor ve sinir ağı yoluyla bedenimizin belirli bir bölgesine yönlendiriliyor. Genellikle bilinçaltımıza yaptığımız hatalı kodlamalar yüzünden birçok hastalığa neden olabiliyoruz. Misal, kanserin birçok türü bilinçaltımıza attığımız ve zihnimizi unutmayı veya düşünmemeyi seçtiğimiz negatif duygular yüzünden ortaya çıkıyor. Bilinçaltımızda neler var? Buzdağının suyun üstünde görünen bölümü bilinç, günlük olan karar verme süreçlerinde akılcı düşünce yoluyla neler yapacağımızı ve nasıl yapacağımızı tahmin etmemize yardım ediyor. Bilinçaltımız, buzdağının suyun altında kalan bölümüdür ve zihnimizin daha büyük bir bölümünü oluşturur. Bilinçaltımız daima öğrenilmiş davranışın tekrar edilmesiyle ilgileniyor. Bilinçaltında genellikle yüzleşmek istemediğimiz anılarımız, korkularımız ve alışkanlıklarımız yer alıyor. Kişi çoğu zaman hatırlamak istemediği negatif deneyimlerini bilinçaltına atıyor ve orada tutuyor. Bu durumu hatırlatacak bir olay olduğunda ise ortaya çıkıyor. Bu da genellikle bizlere olumsuz duygular yaşatabiliyor.